Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Kaç gün aradan sonra tekrardan merhaba. Birkaç gün böyle kendime ara verdim, dinlendim diyelim. İşlerimiz de yoğundu, bayram üstü malum. Bugün yine kamerayı elime aldım. Evet, bugün neler yapacağız? Günlerden salı, artık bayram temizliğine girişeceğiz. Bayramda çünkü misafirlerimiz olacak. Şu bakkal sepetimizi şuraya bir asalım. Güzel bir temizliğe ufaktan girişelim. Ayrıca şu yastığı, şunu örmüştüm ya arkadaşlar. Şunu da ikinciledim. Şimdi üçüncüyü yarıladım, hatta üçüncüyü de yapacağım. 4 ya da 5 tane buraya öreceğim. Bu da böyle ikinci motifli yastığım. Diğer öreceğim yastığı motiflerini aynı ton yaptım. Yine aralarını siyah geçtim. Dedim değişik olsun. Bugün bayağı bir işimiz var. Ne yapacağız? Yani şöyle çok aşırı yorulmamak için de böyle birkaç şey belirledim kafamda. Böyle bugün böyle dip köşe alacağım. Yani ne mesela? İşte kapılar, avizeler, ondan sonra bugün siler miyiz bilmiyorum. Camlar, tüller yıkanacak. Böyle kıyı işleri yapacağım. Dolap kapaklarını sileceğim, içlerini sileceğim falan. Şuradaki büfeyi temizleyeceğim. Bu ünitenin iç bölgelerini güzel temizleyeceğim. Tabakları, çanakları indireceğim, temizleyeceğim. Bu işleri halledeceğim. Hafta içi de akşamdan akşama böyle geldikçe bir şeyler yapacağım işte, yani öyle söyleyeyim. Zaten 2-3 gün yemeğe ayıracağım kendimi. İşte yemek hazırlıkları, börek falan, gül böreği, bizim geleneksel böreğimiz zaten. İşte tatlı, kadayıf tatlısı. Ondan sonra öyle canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Bayram temizliğine başladınız mı? Bayram hazırlıklarına. Biz artık ufak ufak başlayalım dedik. Öyle yani. Hava bugün çok güzel. O kadar sıcak, o kadar güzel ki anlatamam size. Ben Hakan'ı yolcu ettikten sonra uyudum. Saat kaçta? 8.30'da çıktı Hakan. 9-10 kala falan yattım. 10.30'da kalktım. O kadar iyi geldi ki, ama 1,5 saat uyku anlatamam size. Birazcık enerji depoladım yani. Bu arada domateslerim de çıkmaya başladı. Ekmiştim ya arkadaşlar, biliyorsunuz. Video çekmeyi özlemişim. İnanın sizleri özlemişim yani, gerçekten. Böyle konuşmayı, sohbet etmeyi özlemişim. Malum bayram üstü işlerimiz de yoğundu. Ki bu hafta daha da yoğun olur diye düşünüyorum inşallah. Öyle. Ama böyle temizlikti, yemekti, oydu buydu. Gene böyle sizinle beraber yapmak istiyorum. O yüzden sizleri kanalımda artık yalnız bırakmayacağım inşallah. Bir sağlık sorunu olmazsa. Öyle bakalım. Şu tüller. Tüllerim bayağı bir sarardı. Bir ay oldu mu ben bunları atalım makineye? Olmuştur belki de. Öyle bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Dedim ki domateslerimi çekmeden işlere başlamayayım. Geçen gün burada bir tane vardı. Hangisi çıkmıştı hatırlamıyorum. Onu göstermiştim size. Bu sabah suladım güzelcine. Şimdi burayı 4-5'ledik. Başka göremiyorum. Şu an bura 5. Burası hala 1. Ama burası 5 oldu. Zamanla çıkacaktır. Biberlerim maşallah var. Balkonda temizlenecek. Vallahi bayağı bir işlerim var dediğim gibi. Dinlene dinlene kendimi çok aşırı yıpratmadan yapacağım. Bugün zaten yemek işim yok. Yemeğim var. Yanına bir pilav yapacağım. Tatlı da yapmayacağım. Şey yapacağım yani. Puding yapacağım. Hazır pudingim var. 2 paket pudingden güzel bir tatlı yaparım işte. Bu saksımız da böyle. Bu saksımız daha şey. 1-2. Başka da yok burada. Aynen. Bir yandan da çamaşırları ayarlıyorum. Siyahlar, beyazlar falan diye. Çok bir çamaşırım yok ama yine de çıkıyor tabii. İster istemez çıkıyor. Nevresim falan değiştireceğim çünkü. Yorgunluğunla ne alakası? Sonra geliyorsun. Ben senin üstüne gelmiyorum. Sen benim üstüme geliyorsun. Oynama kameralara. Arkadan yok, bunu giymeyeceksin, şunu giymeyeceksin. Teyzen gaz veriyor. Kimsenin gaz verdiğiyle böyle yaptığını
İnanmıyorum ben. Biraz içinde var, bak burada hazırlıklı olası. Var. O yavaş yavaş çıkarıyor. Ben sana söyleyeyim. Sen kartları böyle baştan açtın. Açık oynuyorsun sen. Diyorsun ki ben buyum. Budur, bundan vazgeçmem, şundan vazgeçmem. Yaparsan mutsuzum diyorsun. Erkek böyle işte erkek. Ben genelleme yapmak istemiyorum, yapmadan konuşmak istiyorum. Yavaş yavaş çıkarıyor. Önce seni şimdi salonun bir de aranın buranın yani şeyini sildim, avizesini sildim. Bayağı bir kötü olmuşlar. Şimdi şu kalepleri peteği yani sileceğim. Daha sonra da diğer avizeleri silip kapılara geçeceğim. Kapıları sileceğim. Tamam.
Suyumu değiştireyim de ondan sonra devam edeyim. Evet, mutfağa giriş yaptım arkadaşlar. Bu yine aldım, önlüğümü de taktım. Diğer önlüğümü temizlik yaparken takmıştım. Üstüm siyah diye önüme çamaşır suyu gelmesin dedi. Ondan sonra onu makineye attık. Beyazlarla yıkanıyor, açık renklerle. Şimdi de ne yapıyorum biliyor musunuz? Demiştim yani puding yapacağım diye. Saat zaten 4.30 oldu. Puding yapayım dedim. Birazcık ılınınca da dolaba atarım. Akşama hazır olur. Daha sonra da pilav koyacağım. Şöyle 1-1,5 saat sonra falan da pilavı koyarım. Mutfağın camını sildim. Çerçeveleri falan sildim. Tertemiz oldu. Bembeyaz oldu. Şu gerçekten kapılarda da bana yardım etti. Sandalyelerde de etti. Çamaşır suyu ya. Çamaşır suyu katkılı olunca çok güzel beyazlatıyor. Ama yoruldum. Avizeleri falan sildim. Bir tek işte iki kapıyla iki avize kaldı. Onları da yavaş yavaş yaparım. Öyle yani arkadaşlar. Birkaç gün sonra salon camları var. Yatak odasının camları var. Eşim yardım edecek bana. Salon camlarını sileceğiz. Tül falan çıkartacağım. Tül yıkanacak.
Onun dışında büfeyi ellemedim bugün. Büfe var, büfe şey olacak, içindekiler çıkacak. Şeyleri, raflarını sileceğim. Cam her yeri çünkü. İçindekileri falan yıkayıp tekrardan yerleştireceğim. Onun dışında fazla da bir şey kalmadı. Daha tabii düşününce teferruatlar var. Böyle dip köşe. Ama şu sandalyelerde avizeler, kapılar falan çıktı. Benim içim rahatladı. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi pudingi yapacağım. Pilavı pişireceğim. Artık oturacağım. Gerçekten böyle bir şey oldum çünkü. Yoruldum. Bir ağırlık bastı. Belim ağrımaya başladı. Evi süpürdüm. Evi adaya kova su hazırladım. Güzelce de sildim. Masayı falan çekmiştim zaten. Arkasını silmiştim gördünüz. Merdiven altına kadar girdim. Güzelce de sildim. Öyle. Bu arada siyahları attım. İşte önlüğümü atmıştım açık renklerle. Onlar aynen onlar yıkanıyor şu an. Bir de koltuk örtülerini attım. Yedeklerini attım. Diğerleri serildi. Pilavımız pişti. Şimdi üstüne kağıt havlu vardı. Onu aldım az önce. Şöyle bir alt üst edeceğim. Bir havalandırayım. Mis gibi koktu vallahi. Saat zaten 7'ye geliyor. Ben bunu güzel mutfak havlusuna sararım. Soğumasın. Pudingler de pişti. Buzdolabına koydum onları. Mutfağı da toparladım. En son çıkan çamaşırlarımı da astım. Şimdi artık gidip dinlenebilirim. Saatlerimiz 12'yi geçti arkadaşlar. Ben güzelce salonu tekrardan toparladım. Yemeğimizi falan yedikten sonra valla salonda oturduk, çay keyfi yaptık derken böyle bir yorgunluk bastı. Uzandım, el işi ördüm, baharı izledik. Öyle gün bitti arkadaşlar. Şimdi bu camı böyle açık bırakıyorum, perdesi kapalı. Gidiyorum ben de yatmaya. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah keyif almışsınızdır videomdan. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.